Güneş Hanım. Merhaba. Oğlumla hala görüştüğünüzü bilmiyordum. Görüşmüyoruz. Yani sizin düşündüğünüz gibi bir görüşme değil. Kısa bir ilişki yaşadığınızı biliyorum. Yani benden saklamaya çalışmanız faydasız. Hiçbir şeyi saklamaya çalışmıyorum. Sadece bunları konuşmaya gerek yok. Dediğiniz gibi kısaydı ve bitti. Ben de size karşı çok kısa ve net olacağım. Benim oğlum arka arkaya çok zor günler geçirdi. Başına bela açılsın istemiyorum. Bela olan ben değilim. Oğlunuz. Siz benimle nasıl böyle konuşursunuz? Siz gerçekten de abinizin kardeşisiniz. Bununla gurur duyuyorum. Lütfen gururunuzu bizden uzak tutun. Size karşı son derece açık ve net olabildiğimi düşünüyorum. İyi günler. Ne konuştun onunla? Merhaba oğlum. Hoş bulduk. Anne Güneş'le konuştuğunu gördüm. Sert bir konuşma olduğunu anlamam için de duymama gerek yok. Ben Güneş diye birini tanımıyorum oğlum. Ben az önce Yavuz Sancaktar'ın kız kardeşi olmaktan gurur duyan biriyle konuştum. Sana böyle söylediyse ona neler söylediğini tahmin edemiyorum. Anne Güneş sadece Yavuz Sancaktar'ın kardeşi değil. Biliyorum oğlum. Aynı zamanda senin eski sevgilin. Anne onunla ne konuştun? Ayaküstü bir konuşmaydı sadece. Hayır neden bu kadar önemsiyorsun anlayamıyorum ki. Çünkü ben hep aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldım. Tamam korkularını anlıyorum. Haksızsın da diyemiyorum. Anne artık yorulmadım. Benim hayatıma giren kadınları sevmek zorunda değilsin. Onaylamak zorunda değilsin. Ama bitmiş bir şey bile olsa saygı göstermek zorundasın. Sen... Güneş'i tanımıyorsun. Aramızda ne geçtiğini bilmiyorsun. Kim kime ne yaptı, kim haklı, kim haksız bilmiyorsun. Ama karşında bulur bulmaz yıllardır söylediklerinden farklı bir şey söylemiyorsun anne. Ben bunun farkındayım ve artık çok sıkıldım. Ben az önce onunla konuşurken ondan korkmamıştım. Ama şimdi korkuyorum. Ondan Yavuz Sancaktar'ın kız kardeşi olduğu için korkmuyorum oğlum. Seni bu hale getirebildiği için korkuyorum.